Merhaba, size bugün Bodrum'dan sesleniyoruz. Hocaların hocası ve benim de çok değerli hocam Profesör Doktor Nermin Abadan Unat'la beraberiz. Çünkü bugün çok ama çok özel bir gün. Zira onun 100. doğum günü. Doğum gününü kutluyoruz ve bir asrı geride bırakmış bir yaşam hikayesinin özetini birazdan yapacağımız söyleşiyle sizlere de aktaracağız. Ve hayat nasıl bir hayat? Zor mu? Kolay mı? Uzun mu? Kısa mı? Renkli mi? Yoksa mücadele dolu mu? Bunların hepsini bizzat hocamdan dinleyeceğiz. 100 yılı geride bıraktınız. Şöyle dışarıdan baktığınızda hayat genelde bir mücadele, bir savaş mı? Yoksa keyif, mutluluk, neşe mi? Hangisi? Hayat mücadeledir. Savaş değildir. Savaş kötü bir şey, mücadele güzel bir şey. Çünkü insan kendini ispatlıyor. Her adımda bir adım daha atıyor. Mücadele adım adım ömrüyor. Adım adım. Onun için insanı güçlendiriyor. Daha kuvvetli yapıyor. Canım hocam, 100 yaşına girdiniz. Nice yıllara iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Hayat uzun mu, kısa mı? Hayat sıkıntılı olduğu zaman uzun, sevinçli olduğu zaman kısa. Daha 100 yıl yaşayabilirdim. 100 yıl öncesiyle bugün arasındaki en bariz farklar neler? En çok ne değişti? 100 yıl önce bugün arasında en mühim fark vaktiyle gündüz gece farkı olurdu. Ama şimdi kalmadı. Şey de kalmadı. İklim farkı da kalmadı. Soğuk, sıcak hepsi aynı zamanda haber alıyorlar. Aynı zamanda başa çıkmak zorundalar. Daha geniş bir alan içinde düşünmek zorunda. Kış mı, yaz mı, sıcak mı, soğuk mu, uzak mı, yakın mı? Birçok şeyler hepsi bir araya geliyor. Günlük yaşam olarak, hayat olarak ne değişti en çok? Günlük yaşamda telefon müthiş değişti. Bir zamanlar hem çok zordu almak, hem çok pahalıydı. Şimdi neredeyse bir sadaka kadar ucuzladı. Bütün her yere ulaşabiliyorsunuz. Dünyayı birbirine bağlıyor ama aynı zamanda fit de yapıyor. Yani her zaman iyi değil. İletişim kurduğu zaman, yani gerekli iletişim kurduğu zaman iyi de. Fakat böyle beyhude yere dedikodular yaydığı zaman onlar iyi değil. 100 yıl geçse de değişmeyen, kalıcı olan neler var? Hayatta değişmeyen kişinin beğendiği, benimsediği vasıflar, eğer sadıksa o değişmez. Sadakat, vefa değişmez. Mücadele azmi varsa değişmez. Sonuna kadar mücadele edilir. Tahammül eğer gerekirse katlanmak, bir şeye katlanmak uğruna ve mücadele etmek, her şey için mücadele etmek, memleketi sevmek, o da değişmez bir şey. Memlekete bağlı olmak, toprağı sevmek, insanı sevmek, bunlar güzel vasıflar.
can çıkar huy çıkmaz sözü doğru mu? Bu kadar kesik konuşmak doğru değil. Bu kadar kesik. Bazı insanlara bazı nitelikler yakıştırılır ama hata da olabilir. İnsanoğlu hata da yapar, çok hata yapar. Hatta savaşa girerse hatanın en büyüğünü yapar. Ben hayatta mücadele için varım, savaşa karşı da varım. Savaş sevmiyorum, mücadele seviyorum. Geriye dönüp baktığınızda en renkli anılarınız hangileri? En renkli anım yok, bir tane değil, çok var. İşte Mustafa Kemal dünyaya geldiği zaman çok renkli bir güzeldi. Ondan sonra evlendiğim zaman çok güzeldi. Ondan sonra doktoramı verdiğim zaman güzeldi. Torunuma kavuştuğum zaman çok güzeldi. Yani ben çok zengin anılara sahibim. Hocam, Boğaziçi direnişiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Çünkü siz gittiniz oraya, destek verdiniz. Orada direnen öğrencilerle, akademisyenlerle güç birliği içine girdiniz. Nasıl görüyorsunuz bu direnişi? Nereye varacak sonucu? Boğaziçi direniş yerindedir. Sonuç verir mi? Orasını kestiremiyorum. Ama böyle olması gerekiyor. Çünkü demokrasi ancak bir uzlaşma ile olabilir. Demokratik, yani üniversite zaten demokratik bir ortam ister. Bilgisi olmayan kişiye de ders verdirilmez. Burada uzun soluk lazım. Öyle çabuk düzelmeyecek. Ama sonunda herhalde güzel bir şehir, güzel bir kurum çıkacak tekrar. Anne olarak tavsiyeleriniz neler? Çünkü bir oğlunuz var, Mustafa Kemal. Dünya çapında bir mimar. Çok başarılı, çok da vefalı bir erkek çocuğu. Bir torununuz da var. Şöyle dönüp bir annelik sürecinize baktığınızda annelere ne tavsiye edersiniz? Annelik nasıl bir duygu? Anne olarak ben son derece iftihar ediyorum oğlumla. Hayatımda en büyük mükafat oğlum. Ona bir kural koymuştum. 18 yaşına kadar benim dediğimi yapacaksın. 18 yaşından sonra sen karar vereceksin. Ona uyduk, hiç kavga etmedik. Hep iyi geçindik. Öyle değil mi? Evet. Süper. Toto size hayat verdi galiba, Toto, değil mi? Toto. Büyük neşe verdi. Aynen. Kaç yaşında? Toto 3 yaşında. Hocam sizinle beraber mi yatıyor? Yatıyor, yatıyor. Ondan sonra kaçıyor. Annemi uyutuyor. Ondan sonra kaçıyor. Toto seninle beraber yatıyor. Ondan sonra tutuş tutuş aileye gidiyor. Beni uyutuyor. Evet. Seni uykuya koyuyor. Ondan sonra gidiyor. Tıpış tıpış gidiyor. Ama hocamıza da çok düşkün yani. Felaket. Yanından ayrılmıyor. Toto senin yanından ayrılmıyor. Hiç. Evet. Çok tatlı. 100 yıllık bir tecrübe ışığında gençlere yönelik tavsiyeleriniz neler? Tüketim maddelerine düşkün olmayın. Tüketim yani bugün aldığınız şey yarın bıkarsınız. Ona yaptığınız yatırım değmez. Onu bir kere vazgeçin. Gösteriş,
tüketim, bunları temel değerlere yönelin. Yani nedir sizin için vazgeçmediğiniz şey? Yurdunuz mu? Bir fırsat mı? Meslek mi? Neyse. Ama böyle maddi küçük şeyler, onlara fazla önem vermeyin. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Daha mı iyiye gideceğiz? Yoksa endişe ettiğiniz hususlar var mı? Ben müneccim değilim. Müneccim demek, ilerisini görmek. Öyle bir vasfım yok. Belki bugün biraz karanlık görünebilir. Ama sonunda muhakkak ki arzuladığımız Türkiye bir yerde tekrar doğacak. Ondan eminim. Ama benim belki ömrüm yetmez. 100 yaşına kadar yaşamanın sırlarını da bizimle paylaşır mısınız? Çalışmak, okumak, üretmek. Yani benim hiçbir zaman vaktim yetmedi. Uyumak, yemek, içmek lazım. Ondan sonra da bir şey yaratmak istiyordum her zaman. Şimdi de dünya kadar söz verdiğim şeyler yazmam gerekiyor. Güzel hayat. Yaşamaya değer. Hiçbir şeye pişman değilim. Yaptığım tercih, doğru olanı. Ben yurdumu da, her şeyimi de seçtim. Ve en büyük mükafatım öğrencilerim. Öğrencilerimle çok iftihar ederim. Beni dünyanın öbür ucundan da arıyorlar. Daha ne olsun? Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bodrum'da bu mülakatı yaptık sizinle. 100 yılı bir anlamda değerlendirdik. Ve doğum gününüz olan bugün de bu programı yayınlayacağız. Çok teşekkür ederim. Benim en iftihar ettiğim şeylerden biri de senin gibi bir öğrencim oluşu. Ne güzel şey. Ne güzel şeyler paylaştık. Merdiven başında soru sorarsın bana. Ondan sonra Atlanta'ya gidersin, beni telefonla ararsın. Her zaman aramışsındır. Sağ ol. Ne mutlu bana ki hocam oldunuz. Ben de bir hoca tanıdım ve hayatım değişti. Ve siz Türkiye'de birçok öğrencinin benim gibi hayatını değiştirdiniz. Onun için değeriniz ölçülmez, kıymetiniz paha biçilmez. İyi ki varsınız hocam.